Yani ben onu sokmak. Dolayısıyla ne oluyor? Benim iki oyuncu değiştirme hakkım elimden gitti. Gitti. Çünkü bir sonraki hamleyi yapamadım dedi. Hatırlayın Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'la dördüncü hakem Evet. arasında bir mevzu olmuştu. Atlayıcı bir sahaya. Atlayıcı bir sahaya. Hatta şu Evet. amiyane tabirle dedi ki İngiliz lanet anahtarı. olsun dedim ya Necip gelsin dedim dedi. Ya, hoca bunu kullandığı için kullanıyorum. Evet. Necip girdi. Yani bu kural bu sene başında uygulanmaya başlandı ama 25. haftaya geldik ve bunu iyi bilmesi gereken unsurlar bu işlerde hakemler. Evet teknik heyet bilecek ama bakın yaptığınız bir orada Tabii. kullandığınız inisiyatif adamın hamlesini etkiliyor. Çok dikkat etmek lazım bu işlere. Bir hatırlayalım mı maç sonu açıklamalarını o zaman? Çünkü önemli detaylar var Var. konuşacağımız. Bir hatırlayalım maç sonu açıklamalarını getirelim. İki takım teknik direktörünü dinleyelim. Evet, açıklamalardaki notları biraz konuşmaya başlayalım. Tabii Önder Hoca'nın açıklamaları, Şenol Hoca'nın açıklamalarına sanki arada bir satır aralarını okuduğumuzda cevap vardı. Ben altyapı hocasıyım, bununla da gurur duyuyorum diye üstüne basa basa birkaç Evet. kez söyledi Ergin. Teorik olarak doğru. Ben teknik direktör olsam ilk çalışmak isteyeceğim yer altyapıdır, öz kaynaktır. Hatta sürekli çalışmak isteyeceğim yer. Niye? Bir insana yetiştirdiği, ortaya çıkardığı, büyüttüğü bir çocuğun, futbolcunun üst tarafta onu görüyor, izliyor olmak kadar haz verecek bir şey çok azdır yani bu hayatta. Bizde hep şöyle, bırakayım hadi A takımın başına geçeyim. Bu sene bırakıyor, seneye orada teknik direktör oluyorum. Değil. O yüzden çok kıymetli bir iş ve Türk futbolunda damga vurmuş isimleri konuştuğunuz zaman hep oradan oraya damga vurmuş isimler vardı. İşte Gündüz Tekin Onay, Özkan Sümer Hoca, Serpil Hamdi Tüzün Hoca, Adnan Hoca bunların hepsi oraya damga vurmuş adamlar. Neyse konumuza dönelim. Hoca hassas, hoca alınmış. Ben karşısındaydım basın toplantısında. Anlatırken o şeyini de gördüm yani gözlerini, ruh halini de gördüm. Ama burası böyle yani niye? Kurtlar sofrası. Önder Karaveli artık Beşiktaş teknik direktörü. Yani o geçici 1-2 hafta için idare edecek adam değil. Sözleşme imzaladı Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar artık teknik direktör. Dolayısıyla Beşiktaş teknik direktörü gözüyle bakılıyor. Geçen de burada söyledim eleştiri olmazsa ya hadi hocam tamam idare edelim derse aslında bu kötü bir şey Önder Hoca için. Aksine ciddi bir şekilde işte bu niye böyle hocam bu niye böyle hocam hocaya verilen bir şekilde önemi de gösterir. Ha sürecin en masumu bu arada. Sezon başında Sergen Hoca ile birlikte Beşiktaş yönetimi kurdu kadroyu. İşleri iyi gitmedi. Geçici dediler ki hocam 1-2 haftalık burada durur musun? Kim hayır diyebilir Beşiktaş teknik direktörüne? Hoca da zaten söylüyor ben hep bunun gururunu yaşıyorum diyor. Samimi de bir adam. Evet. Geldi. Ondan sonra o demedi ki hani ben de sezon sonuna kalayım 2 artı 1 sözleşme verin, 3 artı 1 sözleşme verin. Geldi mevcut kadro ortada, mevcut oyun ortada. Elinden geldiğini, elinden geleni gecesini gündüzüne katarak yapmaya çalışıyor ve yapıyor da. Çok samimi bir adam ama çok hassas. Ne demek istiyorum? Bir laf var ya hassas kalpler için dünya cehennemdir diye. Şimdi hassas kalpler için futbol ortamı da böyle böyledir. Burası çok acımasız. Bakın bunu doğru olduğu için anlatmıyorum. Gerçek olduğu için anlatıyorum. Bunu hepimiz biliriz. Abdullah Avcı'ya soralım. Beşiktaş'taki 6 aylık döneminde neler yaşamış basın toplantılarında. Tudor'a soralım. Gidelim Fatih Hoca son dönemde yaşadı. Ersun Hoca'ya soralım. Mesela Önder Hoca arasın Abdullah Erol Avcı'yı Hoca. sorsun mesela. Erol Hoca. Yani bu takımlarda buralarda ki beklenti ve eleştiri dozu birbiriyle doğru orantılı. Çünkü Önder Hoca da çok alışkın değil buna. Niye? Ha bu arada sadece öz kaynak altyapı hocalı değil. Üst seviyede teknik direktörlük yapmış yerleri de vardır Önder Hoca. 20 yıldır bu işin içerisinde çok kıymetli bir adam. Ama bazen kendi mentörünüz olacaksınız buralarda. Yani çok buralara takılıp kalırsanız yol yürümeniz zorlaşır. Ruh haliniz bozulur, takıma yansır. Yani bu hassasiyetlerde bunları kabullenerek yol yürümeniz lazım. Çünkü burada saha kadar psikolojiyi de hem kendi hem takımınızın psikolojisini de tutmanız lazım. Şeyi bilmiyorum hakaret sosyal medyada hakaret mi oldu ya da yazıp çizen konuşanlarda hakaret vari şeyler mi oldu? Onlar zaten asla tasvip edeceğimiz şeyler değil. Eleştiri olabilir yumuşak eleştiri, sert eleştiri. Şenol Hoca'nın açıklamasındaki altyapı hocası vurgusuna mı alındı bilmiyoruz. Şenol Hoca orada ne demek istediğini, ne yapmak istediğini söyleyebilir. Ona mı alındı Önder Hoca onu da bilmiyoruz. Yani şu an yapacağımız şey tahmin üzerinden olur. Ben gördüğümü, duyduğumu o an söylüyorum. Dediğim gibi yani naif bir adam ama çalışkan, düzgün işine sarılan bir adam ama bu eleştiriler olacak. Yani bunlara çok takılıp kalmaması lazım Önder Hoca'nın. Yol yürüyecek çünkü
bildiğim kadarıyla 47 yaşında, 48 yaşında. Allah ömür verirse 58, 68, 70'e kadar bu işleri yapacak teknik adamdır. Ve bu Beşiktaş'ta yaşadığının tecrübesini, psikolojiden bahsediyorum. Bu psikolojik durumu ileride o kadar çok faydasını görecek ki bence. Abdullah Hoca bunu yaşıyor şu anda Trabzonspor'da. Beşiktaş'taki yaşadığı meselenin kazanımları, yani psikolojik kazanımları, hı hı, ne yapıp ne yapmaması gerektiğini mesela orada yansıtıyor şu anda. O yüzden yani biraz fazla takılıyor hoca ve herkes çok takılıyor. Zaten 6 aylık değil mi sözleşme? Hocanın şöyle bir iddiası yok ki ben 3 sene burada kalacağım, bana sözleşme vereceksiniz. Böyle bir iddiası da yok yani. Olmadığını da her defasında söylüyor, vurguluyor söylüyor. Yani. Geri dönecek zaten, hani olursa ya da ikinci adam olacak. Arada köprü olacak ya da başka, hı-hı, bir takım daha takım olacak. Belki Beşiktaş'ta devam edecek bilmiyoruz. Ama bir durum var ki Haziran ayında yeni bir şeyler konuşulacak. İsmail Hoca bunu kabullenerek yol yürüyor mesela, değil mi? Evet. Diyor yani zaten böyle yani. Yeni gelmiş Torrent kaç hafta oldu daha? 5-6 hafta. Aa, bak neler konuşuyoruz. Evet. Okan Hoca mı gelsin, Bülent Hoca mı gelsin? Zirve ve hep adam söylüyorum. Adam gelmedi bile. Evet. Beni taşımadı. Evet. Yani. Ya bunu kabullenerek yol yürümek lazım. Bunu desteklediğimden, tasvip ettiğimden değil, durum tespiti bu. Bunu ama bu yaşanıyor yani. Türkiye'deki futbol ilk değil, evet, mi bu diyorsun? Ya uzattım ama iki cümle daha ekleyip bitireyim. Lütfen. Şimdi genç çocuklarla ilgili de elbette, hı-hı, herkesten iyi biliyor. Çünkü yıllardır onlarla çalışıyor. Evet. Yani oradaki psikoloji eğitimi de çocuklarla ilgili vardır tabii ki Önder Hoca'nın. Yani onların ne zaman oynayıp oynamayacağı, ne kadar süre alıp almayacağı. Ama bir beklenti oluştu. İnsanlar da bunu bekliyor. Konuşuyorlar, söyleyecekler, isteyecekler. Hoca diyor ki mesela çok naifler, çok kırılganlar diyor. Bunu yapmayın diyor. Hani sahada görmek istediğiniz ya da eleştirileri. Ama gençleri çok göklere çıkarmayalım, evet, ya da işte başarısız olduklarında gibi da çok eleştirmeyelim, doğru, diye. Doğru ama bak kırılganlık meselesinde yine orada çok hani yufka yürekle çetin yollar aşılmaz diye bir söz vardır. En iyi Hamdi Serpil tüzüğünü tanıyan isimlerden bir tanesi Önder Karaveli'dir. Beraber yıllarca çalışmışlardır. Hı hı. Hamdi Serpil Tüzün Hoca der ki, akvaryumlarda yetiştirdiğiniz balıkları okyanuslarda köpek balıklarıyla savaştıramazsınız. Sert, maalesef zor. Yani hele ki yerlisin, hele ki gençsin. Burada 8 yabancının, 9 yabancının, evet, olduğu yerde. Hani çok sert ortam. Maalesef, maalesef uçup kaçman bekleniyor. Sürekli olman, sürekli mücadele, sert. Biraz o duyguların alınmış, arınmış. Bunları kabullenerek, benden çok daha iyi biliyor Önder Hoca bunları ama tabii yani herkesin bir yapısı var. Adam, hı-hı, naif bir adam. Güzel bir adam, düzgün bir adam. İster istemez çok da bu eleştirilere bu yaşa kadar muhatap olmadığı için, hı-hı, tabii ki üzülüyor, etkileniyor. Ama ben ona söyleyeyim yani haddimiz değil ama nacizane buraya da fikrimizi söyleyelim diye bizi oturtuyorlar. Dikiz aynasına bakarak araba kullanamazsınız hocam. Orayı boş ver. Önünüze bakın. Çok çok böyle bunlara tak. Bunlar hep olacak. Olacak. Normaldir de. Hı hı. Olmasını da demiyorum. Normaldir. Biraz zinde tutar. Dinç tutar insanı yani eleştiri. Hakaret olmadığı sürece çok takılıp kalmaması gerekir bence.